Basket severin bu hafta iki genç konuğu var. Türkiye Basketbol Ligi'nde Eskişehir Basket forması giyen 19 yaşındaki milli basketbolcumuz Kartal Özmızrak ve geçtiğimiz haftalarda Eskişehir Basket'in de destek verdiği bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında basketbol takımıyla bir günlük sözleşme imzalayarak sahaya çıkan 8 yaşındaki Çağrı Odabaşı. 1995 doğumlu Kartal Özmızrak 5 yaşında basketbola başladı. 10 yaşında ise A takıma kadar yükseleceği siyah beyazlı formaya kavuştu. Beşiktaş altyapısından yetişen Kartal Özmızrak siyah beyazların 3 kupa kazandığı sezon 2011-2012 sezonunda A takıma yükseldi. Henüz 16 yaşında Ergin Atamanlı Beşiktaş'ta Euro Challenge, Türkiye ve Lig kupalarını havaya kaldırdı. Sonraki 2 sezonda takımda çok sık forma şansı bulamayan Kartal, tecrübe kazanması için 2014'te yeni kurulan Eskişehir Basket'e kiralık olarak gitti. 2013'te genç, 2014'te ise Ümit Milli takımlarla Avrupa şampiyonlarından altın madalyayla dönen Kartal Özmızrak'la kariyer planlarını konuştuk. Programımızın ikinci bölümünde ise küçük bir misafirimiz daha var. Eskişehir Basket'in Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile birlikte düzenlediği Lösemili Çocukların Yanındayız projesi kapsamında lösemi hastası basketbol sever Çağrı Odabaşı Eskişehir Basket'le bir günlük bir sözleşme imzaladı ve Galatasaray maçı öncesi sahada oyuncularla birlikte ısındı. Çağrı'ya basketbol sahasında neler hissettiğini sorduk. Kartal hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle programımıza. Genç yaşına önemli başarılar sığdırdın. Beşiktaş'ta 3 kupalı sezon. Öncesinde ve sonrasında işte milli takımlarda hem genç milli hem ümit millide aldığınız altın madalya. Öncelikle milli takımlarla başlayalım. Yeni programımıza da konuk olmuştun stüdyoda 14-16 programımıza takım arkadaşlarına birlikte. U20'de aldığınız altın madalya, Yunanistan'daki altın madalyanın ardından. Milli takımla ilgili başlayalım sohbetimize. Neler söyleyeceksin geride bıraktığımız Avrupa Basketbol Şampiyonası ile ilgili kazandığımız bu güzel başarıyla ilgili? Gerçekten çok güzel bir başarı dediğiniz gibi. Arkadan çok güzel bir jenerasyon geliyor. Bizim dışımızda da bir alt grubumuz da onlar da altın madalya kazandılar. Hı. Konya'da. Bu jenerasyonun daha ileride de A milli takım seviyesinde de ben madalya getireceğini düşünüyorum ülkemize. Tabii ki ligimizde de genç oyuncular bu yabancı kuralına rağmen gerçekten güzel işler yapıyorlar. Gerek Efes'te gerek Eskişehir Basket'te olsun. Fenerbahçe'de de zaman zaman süre buluyorlar. Kalitelerini herkes ortaya koyduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki yıllar geçtikçe herkes daha da rolleri de değişecek herkesin. İnşallah daha milli takım seviyesinde de aynı başarıları elde edeceğiz. Şimdi yabancı kuralı dedin hemen aslında ben kafamdaki akıştan hemen çıkacağım. Yabancı kuralı demişken sen gençlere nasıl etkisi olduğunu düşünüyorsun genç oyunculara? Şimdi böyle bir tartışma var. Bir kısım diyor ki daha iyi olacak. Bir kısım diyor ki işte gençlerin yetişmesinin önü kapanıyor. Çünkü işte ligde işte sahada 5 tane yabancı olabiliyor oynayabilen. Sence bu nasıl etkiliyor sizi? Sen yaşıyor musun bu zorluklarını? Ya ben açıkçası bu sene hiç yaşamadım yani. Türk oyuncuya göre hatta yani genç oyuncu dışında Türk oyunculara göre çok katlı sayılır süreler alıyorum ben. Son maç 33 dakika oynadım mesela. Ki diğer benim dışında benim yaşıtlarım da iyi süreler aldığını düşünüyorum ben. Antrenörlerim bence burada payı büyük. Çünkü normalde eski senelerde genç oyuncular hiçbir şekilde yabancı oyuncularla rekabete giremezdi. Artık bu senelerde bizim takımda olsun, Efes'te olsun, başka takımlarda olsun. Ben görüyorum ki genç oyuncular yaşça büyük olan ve yabancı oyuncularla beraber rekabete girebiliyorlar. Asıl sürelerin artmasının sebebi genç oyuncuların bu bence. Bizim takımımızda da mesela antrenmanlarda sürekli rekabet içerisindeyiz yabancı oyuncularla. Antrenörler de buna izin veriyor. Bence asıl neden bu. Peki sen faydasının olacağını düşünüyor musun yabancısının bu noktaya gelmiş olmasın? Yani... Baktığın zaman seni ürkütüyor mu? Öyle söyleyeyim. Ya beni ürkütmüyor açıkçası. Çünkü ben kendi çalışmalarımı yapıyorum. Her türlü yabancı oyuncuyla da savaşa girmeye hazırım yani. Ama şöyle bir şey var ki ülkemizde gerçekten yabancı oyunculara fazla önem veriliyor. Öncelik tanınıyor. Yurt dışında mesela bu böyle değil diğer ülkelerde. Kendi ülkelerinin oyuncularına insanlar daha çok öncelik tanınıyor. Gerek İspanya'da olsun altyapıdan bir oyuncu geliyorsa önündeki yabancı gardı yolluyorlar mesela. Yani tabii ki böyle şeylerin görülmesiyle beraber Türkiye'de daha çok basketbol ileri gidecek. Çünkü gerçekten baktığınız zaman altyapılarda İspanya'yı, Sırbistan'ı, Litvanya'yı ya bu tür ekol ülkelere yeniyoruz.
Evet. Ve hatır sayılır şekilde yeniyoruz. Ve onların da genç oyuncuların yıllardır alt takımda oynadığında söylemekte fayda var. Yani Barcelona'ya baktığımızda. Ve biz mesela Sırbistan'ı bu yaz ilk yarıda 18 sayıda tuttuk. 20 dakika boyunca biz 18 sayı atabildiler sadece. Bu hem çok iyi savunma yaptığımız hem de iyi hücum yaptığımızı gösteriyor. İşte dediğim gibi birazcık da burada şey de oluyor. Oyuncular çalışıyorlar. Rekabete de girmeye hazırlar ama işte bunu sahada göstermek için antrenörün de genç oyuncuya biraz güvenmesi gerekiyor bence. Tabii ki demiyorum ki antrenör hemen genç oyuncuya güvensin, sahaya atsın ama genç oyuncular çalışıyorsa eğer, hak ediyorsa antrenörlerin de atmasını istiyoruz yani. Peki bu sene Eskişehir Basket'e geldin. Beşiktaş'tan kiralık olarak. Bu sezon senin için nasıl geçiyor? Kendini geliştirdiğini görüyoruz. Sen de söylüyorsun, daha fazla süreler alıyorsun. Nasıl bir çalışma içerisindesin? Buradan genç oyunculara, hedefleri olan basketbol adaylarına neler söylersin? Yani öncelikle bu sene gerçekten ben sürelerimi çok arttırdım geçen senelere oranla. Hatta bundan önce oynadığım senelerden bile daha fazla oynuyorum bu sene. Ve sorumluluk alıyorum. Takımın bir parçası olduğunu hissediyorum. Bu gerçekten benim adıma çok güzel bir duygu. Çünkü bir takımın parçası olmak özgüven açısından bayağı iyi. Ve kendimi geliştirmem açısından sürelerin de çok büyük bir önemi var benim için. Ekstra çalışma yapıyor musun? Tabii. Ekstra çalışma yapmadan zaten kendini geliştirmek çok kolay olmuyor sonuçta. Herkes günde 2 saat, 4 saat antrenman yapıyor. Antrenman önceleri ve sonraları ekstra çalışmaları yapmak kesinlikle gerekiyor. Ekstra çalışma sizi, seviyenizi belirliyor diyelim. Ekstra çalışmam için işte yardımcı antrenörlerimizden çok yardım alıyorum, sağ olsunlar. Kondisyonlarımızdan çok yardım alıyorum. Teşekkür ediyorum bu zamanlara. Gelişmek isteyen oyuncular için hep ekstra çalışmalarını öneriyorum ben sadece. Peki bir de 3 kupalı sezondan bahsedeceğim. Çünkü genç yaşındaki, o zaman daha da gençtin. Güzel bir tecrübe oldu senin için Ergin Ataman'la birlikte Beşiktaş'ta. 3 kupa kaldırdınız. Türkiye Kupası, Lig Şampiyonluğu ve Euro Cup. Euro Challenge, özür diliyorum. Nasıl bir sezondu? Hatırladığın zaman neler hatırlıyorsun? Sana en önemlisi aslında burada sorması gereken, sana neler kattığını düşünüyorsun o sezon? Bir kere benim için sadece izlemek bile, kenardan izlemek bile inanılmaz bir tecrübe kazandırdı. Çünkü yüksek seviyedeki takımları ve yüksek seviyedeki oyuncuları izliyordum. Ki yanımda oynayan oyuncular hep üst seviye oyunculardı. Karşımda oynadığım oyuncular da yani Euroleague'in üst seviyesinde oyunculardı. Gerçekten bana çok tecrübe kazandırdı o sene. Ve oynadığım ilk Asit takım senesinin o olması da benim için büyük bir şanstı. Hala görüşüyor musunuz? Var mı yabancı oyuncularla hala temas halinde? Tabii ki var. Zaten çoğu Türkiye Ligi'nde oynuyordu. Pops bu sene gitti. David'le çok konuşamıyoruz. Marcelius Kemp'le de çok konuşamıyoruz. Onun dışında herkes zaten Türkiye'de oynuyor. Evet, o da doğru. Zaten o yüzden sürekli görüşme halindeyiz. En kötü bir yerde yemek yerken denk geliniyor. O yüzden hep konuşuyoruz. Zaten çok güzel bir bağlantıydı. Herkesin numarası var. Hep konuşuyoruz yani. Peki daha da gerilere gidelim. Basketbol hayatını nasıl başladı? Nasıl karar verdin basketbol oynamaya? Bundan da bahsedelim. Ben çok küçüktüm açıkçası. 5 yaşındaydın galiba. Evet. Babamlar oynuyorlardı hep. Ben de babamların yanında öyle başladım yani. Babamlar sokakta oynarken ben de onların yanında başladım. İşte sonra seçmelere katıldım. İstanbul Topbaş'ın seçmelerine. Seçmeleri kazandım. Sonra da 10 yaşındayken Beşiktaş'a geldim. Ondan sonra da hep Beşiktaş'ta devam ettim. Peki o yıllarda böyle hatırında kalan bir şeyler var mı? Başladığın senelerde seni motive eden işte sonuçta bir şey vardır elbette. Var, bir evet. Oyuncu, bir antrenör. Şöyle, Beşiktaş'ın hiç altyapı tarihinde şampiyonluğu yoktu. İşte ben bunu söylüyorlardı işte bana, Beşiktaş'ın hiç altyapı tarihinde şampiyonluğu yok falan. Ben de arkadaşlarla konuşuyorduk işte neden biz şampiyon olmuyoruz falan. Ve ilk Beşiktaş ilk ve tek yani şu anda başka yok. İlk şampiyonluğunu biz kazandırmıştık. O gerçekten benim için bir motivasyon kaynağı ve evet, çok güzel bir duyguydu o da. Peki o zamanlar böyle idolin oyuncular var mıydı? Beğenerek izlediğin, işte hayranlıkla takip ettiğin? Yani çok severek izlediğim oyuncular vardı. Türk olarak işte Kerem Tunçer, Ender Arslan, Tutku Açık, bunları çok izliyordum. Yabancı olarak da Allen Iverson'u çok seviyordum küçükken. Öyle yani. Peki boş zamanlarını nasıl geçiriyorsun? Tabii ki çok fazla zamanınız yok ama Avrupa Kupası rahatlığınız var. Öyle söyleyebiliriz. Evet. Diğer takımlarınızdan. Neler yapıyorsun boş zamanlarında? İstanbul'dasınız İstanbul'da, genel olarak. İstanbul'da antrenman yapıyoruz. Maçlardan 2 gün önce Eskişehir'e gidiyoruz. Boş zamanlarında daha çok dinlenmeyi tercih ediyorum ben. Çünkü yorucu bir programımız oluyor. Ne olursa olsun. Hani Avrupa Kupası oynamasak da antrenmanlar yorucu geçiyor. Ekstra çalışmalarım falan.
O yüzden dinlenmeyi ben tercih ediyorum. Onun dışında da işte arkadaşlarımla vakit geçirip işte film izleyip kitap okumayı seviyorum. Milli takımda kendi jenerasyonla dışarıda görüşüyor musun? Birlikte vakit geçirebiliyor musunuz? Gerçi herkesin tabii çok dağınık. Sonuçta İstanbul çok büyük bir şehir ve... Yani çok herkesin çok fazla antrenman temposu olduğu için çok görüşme fırsatımız olmuyor. Metecan'la çok yakındır. Metecan'la aynı takımda da olduğumuz için Metecan'la sürekli görüşüyoruz. Onun dışında telefonla konuşuyorum tabii ki. Peki sosyal medyayı da sorayım. Aran nasıl? Genelde bir kısım oyuncu var, hiç ilgilenmiyor, kesinlikle bakmak istemiyor. Bir kısım daha aktif sosyal medyada. Sen nasılsın? Ya ben bakıyorum sosyal medyaya. Twitter hesabım, Instagram hesabım var ama şöyle, mesela tweet atmıyorum. Çok fazla bir önemli bir olay olmadıkça. Bunu ben de yapmıyorum. Takip etmek. Ve takip ediyorum. Evet. Ve resim de koymuyorum açıkçası. Yani Instagram'a da mı? Sadece insanların bakmak için yani. Resimlerini. arada bir paylaşıyorum. Güzel bir galibiyet aldıktan sonra ya da bir şampiyonluktan sonra falan. Öyle yani çok fazla aktif değilim ama bakıyorum tabii ki sürekli. Peki filmlerle, sinemayla, diziyle? Film izlemeyi seviyorum. Çok dizide izlemeyi çok seviyorum. Ya onun dışında kitap okumayı da seviyorum bunlar da. Kitap okumayı. Çok duymuyoruz basketbolcularla kitap okumayı seviyorum. Ne, en son ne okudun diyeyim ben sana? Ya da ne okuyorsun şu anda? En son Aykut Oğut'tan şeyi okudum. Evrenden Torpilim var okudum. Onun dışında klasikleri de okumayı seviyorum. Biraz dili ağır olmayan kitapları seviyorum aslında. Daha çok şu an okudun var mı? Klasik olarak mı? Klasik olarak şu an yok. Şu an aslında annemin önerisiyle Küçük Prens'i okumaya başladım. Öyle mi? Bu ara pek bir moda galiba. Küçük Prens. Çok löpsifle çok duyuyorum. Bilmiyorum, annem bana söyledi bunu oku diye. Öyle ben mi? Hiç okumamıştım. Belki ben çok duymaya başladım bu aralar. Bilmiyorum. Annemin önerisiyle okudum. Daha çok ben başından başladım. Yani birazcık tabii ki küçüklere yönelik. Tabii ki olsun. Bakalım annemizi kıramıyoruz tabii ki. Onun dışında ben tarihi kitaplar seviyorum. Roman tarzı. Öyle bakıyorum mi? Mısır. Tarihle ilgili mi? Tarihle ilgili. Mısır kitaplarını seviyorum. Ramses mi? Ramses'leri okudum. Ramses'lerini çoğunu bitirdim. Son iki kitabı kaldı galiba. Bayağı kalın Ramses'lerde. Evet. Ama güzel, bayağı akıcı yani kitaplar. Tarihe meraklısın yani. Tarihi severim yani. Akıcıysa ya kitap. Hani bazı tarih kitapları da oluyor çok sıkıcı yani. Yani okunmuyor. Onun dışında seviyorum yani. Bir de polisiye romanları seviyorum. Polisiyeler, onlar da akıcı oluyor. Kesinlikle. Polisiyeleri okuyorum yani. Romantik aşk falan öyle şeyler. Yok, onları okumuyorum. Romantik komedi bazen izlerim film ama yani o da güzelse, bilindik oyuncular varsa izlerim yani. Genelde romantik komedi kitabı olmuyor, daha çok böyle romantizm üzerine, böyle aşk hikayesi falan öyle. Romantik deyince filme direkt ona gittim. Ama yok, o romantik komedi filmi de çok izlemem. Daha çok ben hani... Action. Korku filmi sever misin? Yok, korku filmi de bir testereyi. Testereyle ilgili de güzel korku bir... Korku filmi değil artık hocam. Ama testereyle ilgili güzel bir anım var. Serhat abiyle biz, Serhat Çetin'le beraber Türkiye Kupası'ndan önce bitirdik yani bütün testere serileri 3 günde. Ben izlememiştim o zaman ne kadar hiç testereleri. Çok korku filmi izlemem ben çünkü. Korku zannediyordum yani daha doğrusu. Ama güzelmiş bayağı testere. Maç öncesi de izlediniz mi? Maç öncesi izlemedik. Maçtan sonra izliyorduk akşamları. Akşamları. Serhat abi de bayağı iyi oynamıştı o turnuvada. Testereyle mi alakalı bilmiyoruz tabii. Motivasyon kaynağı. Bayağı olacak. Güzeldi yani. Peki takip ettiğin dizi var mı şu sıralarda? Türk dizilerini çok sevmiyorum açıkçası. Biraz uzun, bir de reklam araları falan çok takip edemiyorum. Ama yabancı dizilerden çoğunu... İzlerim ben yani. Game of Thrones'u bekliyorum şimdi. Hepimiz bekliyoruz 4 gözle. Game of Thrones'u bekliyoruz, evet. Onun dışında birçok güzel dizi var. Arrow'u izliyorum. Cedi söylemişti galiba zaten Arrow'u beraber izliyorduk. Beraber mi izliyorduk? Evet. Cedi bir de Türk dizisi de izliyor ama arada. Cedi izliyormuş Türk dizisi. Söyledi, evet. Ben Türk dizisi çok fazla şey yapmıyorum. Yani bir, çok entrik oluyor içinde. Ben çok entrik olaylarını sevmiyorum. Yabancı Californication seviyorum ben. Entourage var, zamanında bitti. Onun dışında gençlik dizilerinden çok aklıma gelmiyor şu anda ama. En çok vakit bu şekilde geçiyor değil mi? Kamplarda. Zaten başka yapacak bir şeyimiz olmuyor. Yatıyoruz. Ya da oyun falan oynuyor musunuz içeride işte takım içinde? Monopoly'ymiş, tabuymuş, hani bu tip böyle şeyler. Çok fazla oynamıyor. Tavla oynayanlar var da ben de çok fazla şey sevmiyorum öyle. Daha çok ben yatıp işte dinlenmeyi seviyorum. Geçtiğimiz haftalarda çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attınız takım olarak. Küçük bir arkadaşımızı, lösemili bir çocuğumuzu maça çıkardınız. 3 günlük kontrat imzalandı küçük oyuncuyla. Neler söyleyeceksin bununla ilgili? Çok güzel bir proje. Farkındalık uyandırmak adına çok güzel bir
Sen neler hissettin sahada sizden farklı ufacık bir arkadaşınız vardı. Ben açıkçası çok duygulandım. Geçen seneydi yanılmıyorsam Utah Jazz böyle bir şey yapmıştı. Hı-hı. Ve yani ben bunu Twitter'dan paylaşmıştım. Gerçekten çok güzel bir organizasyon diye. Ve bunu benim içinde bulunduğum bir takımın yapması gerçekten beni çok mutlu etti. Böyle sorumluluk projelerini yapmak yani sadece bir iki takım değil, bence bütün takımların böyle bir şeyde hani bir kişiye iki kişiye yardım etsek herkes için bir kârdır. Gerçekten çok mutlu oldum ben böyle bir şey görünce ve çok duygulandım açıkçası maç öncesinde de. İnşallah böyle bu sorumluluk projesi bir adım olur ve bütün birincilik takımları, ikincilik takımları kimin elinden gelebiliyorsa yardımda bulunur hasta kardeşlerimize. Peki şimdi Çağrı da burada. Tepebaşı Gençlik Meclisi'nden Mustafa Bey de burada. Seni biz toplantıya yolcu edelim. Toplantın var, maç toplantın var. Onları alalım. Biraz da onlardan dinleyelim neler yaşanmış o gün. Teşekkür ediyoruz. Sana teşekkür sezonun geri kalanında başarılar dilerim. Rakiplerinden fark yaratmanın yolu fiziksel mükemmellikten geçiyor. Başarılı sporcuların yenilikçi antrenman teknikleri, diyetisyen uzmandan beslenme tüyoları, doktordan sakatlanmaya karşı öneriler. Sporcu sağlığı üzerine her şey Fit Stop'ta. Burcu Hakyemez Dal ve profesyonel bir sporcu konuğu antrenman yapıyor, sohbet ediyor, eğlenceli deneyimler yaşıyorlar. Fit Stop'un bu haftaki konuğu Acıbadem basketbol takımından Nedim Yücel. Burcu Hakyemez Dal ile Fit Stop cumartesi sabah 11'de NTV Spor'da. Hoş geldiniz Mustafa Bey, Çağrı'cığım hoş geldin yayınımıza. Çok güzel bir projeye imza attınız. Sizle başlayalım öncelikle. Ben bu projenin detaylarını öğrenmek istiyorum. Neydi bunun amacı? Öyle başlayalım. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz Kartal az önce bahsetti. NBA'de Utah Jazz takımı bir lösemiye çocukla kontrat imzalayıp onu sahaya çıkarttı hazırlık maçında. Eskişehir Basket, biz Eskişehir bölgesinde faaliyet gösteren Tepebaşı Gençlik Meclisi'yiz. Ve bu Eskişehir Basket biliyorsunuz yeni kurulan bir takım. Biz de bunun Eskişehir yereline yapabilir miyiz diye bir düşünce oluştu bizde. Daha önce videoyu izliyorduk ama hiç bu açıdan bakmamıştık. Böyle bir şey yapalım mı diye düşündük. Sonra Eskişehir Basket'te hemen irtibata geçtik. NSK Eskişehir Basket'te sağ olsunlar hemen çok çabuk bir şekilde kabul ettiler. Çok mutlu olacaklarını bu projeye katılmakla. Hemen çalışmalara başladık. İşte yasal prosedürler, işte Çağrı'nın bulunması, hastane şartları vesaire. Onlarla ilgilendik. Çağrı'yı bulduk. Çağrı sağ olsun. Çağrı iyileşmek üzere olan bir kardeşimiz. Çok büyük bir hastalığı kalmadı. Küçük ilaçlar alıyor sadece şu an. O bize gönüllü oldu. Biz aslında bunu sadece farkındalık kampanyası olarak kalmasını istiyorduk ama hastanedeki şartları görünce aslında bunun biraz da farklı bir yola girmemiz gerektiğini düşündük. Bir bağış kampanyasına dönüştürelim dedik. Maç içerisinde şeffaf bağış kutuları koyduk valilikten izin alarak ve sonrasında da bir Osman Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin hesap numaralarını vererek oraya bağış yapılmasını istedik. Çağrı da sağ olsun daha önce orada tedavi gördü ve şu an onun gibi tedavi gören arkadaşları var. Çağrı bizim için o arkadaşlarına yardım etmek için aslında bizim en küçük gönüllümüz oldu. Biz bir gençlik meclisiyiz. Genelde yaşlarımız 18'den büyük ama Çağrı bizim aslında en büyük ve yaşça sadece en küçük gönüllümüz olarak bize yardım etti. Bu projenin aslında en büyük kahramanı Çağrı. Biz de böyle bir projeyle yatak almaya karar verdik. Bağışlarımızı topladık, yataklarımızın siparişini verdik. Yataklarımız da yaklaşık 5-10 gün içinde hastaneye gelecek ve orada tedavi gören kardeşlerimiz daha güzel bir şekilde tedavi olacaklar, daha rahat uyuyacaklar. Peki istediğiniz etkiyi alabildiniz mi? En önemlisi bu. Yani geri dönüşler size nasıl oldu? Beklentilerinizin üstünde ya da altında mı sonuçlandı? Bir de aynı zamanda bunun tabii manevi yanı da var. Evet bir maddi yardım aldınız ama manevi olarak sizi tatmin etti mi? Yani işte geri dönüşler
farkındalık uyandırmak her şeyden önemlisi. Bunu yapabildiniz mi, başarabildiğinizi düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyelim. Aslında biraz da dışarıya karşı bir beğeni var bizde Türkiye halkında. Türkiye'de yapılınca çok büyük bir yankı getirmedi ama biz şöyle... Bu tarz caz olması mı? Evet, biraz NSK Eskişehir basket olunca aslında daha fazla ünlenmesi gerektiğini düşündüğümüz bir projeydi. Ama şöyle bir şey var, sadece yurt içinden değil, bize yurt dışından gelen tepkiler çok mutlu etti. İtalyan, İspanyol sitelerinde Çağrı'nın videoları dolaşıyor şu an. Bu bizi çok mutlu etti. Onun dışında Avrupalılar biraz daha duyarlılar bizden bu konuda. Evet, aslında biz bunun böyle projelerle aslında daha da yukarıya çıkacağını, Türkiye'de yaşayan insanların da bu sorumluluğa, bu farkındalığa ulaşacağını düşünüyoruz. Çağrı sahaya çıktığında zaten ben sürekli yanındaydım Çağrı'nın. Görüntülerde de var. Ben Çağrı sahaya çıktı. Çağrı çok heyecanlı değildi ama ben çok böyle heyecanlı. Elim ayağıma dolaşmıştı. Öyle sürekli mi? Beraberdik zaten. Çok güzel bir performans sergiledi sağ olsun bizim için. Oturdu maçı izledi. Sahaya girdi. Çok güzel bir tepki aldık bence. Saha içinde zaten çok büyük bir tepkiydi. Eğlenceliydi aslında ve çok güzel anlar yaşadık bence. Oradaki alkışlar ve Çağrı'ya olan güzel bakışlar eminim ki bize yeterince karşılık aldığımızı gösteriyor. Peki Çağrı'ya da dönelim. Bir kez daha hoş geldin Çağrı'cığım yayınımıza. Öncelikle sormak istiyorum, basketbolu seviyor musun? Böyle başlayalım. Evet. Peki basketbolcu olmak istiyor musun ileride? Evet, peki. Neler hissettin sahaya çıktığında? Çok güzel bir şeye öncülük ettin aslında. Eskişehir basketle sahaya çıktın. Hasta olan arkadaşlarına yardım etmek amaçlı. Nasıldı o anlar? Hatırlıyor musun? Evet. Neler hissettin? Çok mutluydum. İçimde bir his vardı. Çok mutluydum. Nasıl bir his vardı içinde? Mutluydum. Biz sana teşekkür ediyoruz. Hem yayınımıza katıldın hem de böyle güzel bir şeye öncelik ettiğin için. Geçmiş olsun diliyoruz aynı zamanda. Zaten tedavi süreci de artık tamamlanmak üzereymiş. Size de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katkılarınızdan dolayı umarız devam eder bu projeleriniz ve yine sizi ağırlarız NTV Spor ekranlarında. Biz de NTV Spor'a çok teşekkür ediyoruz. Ulusal anlamda en çok farkındalık gösteren bu projelere kanal NTV Spor Spor anlamında. Biz de çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için ve daha fazla insana ulaşmamızı sağladığınız için. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, basket severin bu haftalıkta sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir yerde farklı bir konukla tekrar karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.